sana kalk dedim! Kalkma sakın! Aferin! Kalk diyorum ulan sana, kalk, kalk! Kalk! Yahu bir karar verin ne olur. Ziya, kalkayım mı canım? Erkekse kaldırsın! Kalkmıyor mu lan? Ulan ben sana kalk deyince kalkacaksın! Kalk! Kalk! Yapma, bana bak! Ne olur yapma be! Çevirme, başım dönüyor! Kendine gel Hamdi! Kendine gel Hamdi diyorlar! Çok güzel oluyor ya! Vallahi! Abi, beni bir kere daha fırlatsana! Hadi anam! Hadi canım! Allah'ım, delireceğim ben! Allah Allah! Niye sinirlendi acaba? Şey, amca, istersen sen beni fırlat! Allah Allah! Yahu, beni fırlatacak kimse yok mu? Sabırlı olmamız lazım Hamdi! Ben bu işte yokum baba! Yoksa fıttıracağım! Beni dinlemiyor, kuşu dinliyor. Dinleyinceye kadar uğraşacağız, başka çare yok. Rolünü papağan gibi ezberleyecek Hamdi. Peki baba. Duruma artık iyice hakimiz. Karşımızda dikiş tutmaz Sabri var. Onu nasıl harcayacağız abi? Herif yedi bela. Evet, anlıyorum. Çok zor ama bir biçimine getirip onu da harcayacağız. Paylar bundan sonra bize akacak. İşin kaymağını biz yiyeceğiz ayrı. Bu ne laballik avukat? Masama oturma hakkını kim verdi sana? Kalk oradan! Sen bu koltuğa hiç oturamazsın muhtar! Ya. Ben bileğimle bu koltuğu kaptım! Kafamı bozma, yoksa çok fena harcarım seni! Bu koltuğa fazla güvenme! Havan mı basıyorsun lan? Bu koltuktan biraz sonra toz olacaksın! Babanın oğlu Kemal neredeyse bomba gibi buraya düşecek. Babanın oğlu mu? Atıyorsun. Evet, babanın öz be öz oğlu. İşte geliyor, iflahını kesecek. Ne yapayım? Yürü, muhtarı kaldır. Kalksana ulan babamın koltuğundan! Kalksana ulan babamın koltuğundan! Ne yapayım oğlum? Az şekerli bir kahve iste. Az şekerli bir kahve yap bakayım. Vazgeçtim kalsın. Hesap sor. Ne? Hesap sor. Ha. Babamın hesabını verin. Hepinizi pişmaniye gibi yerim. Kasa kimde? Bende abi. Kasayı buraya getirin. Getirmiyorlar. Silahını masaya koy. Kasayı getirin dedik. Muhtardan ateş iste. Yak. Boğulacağım. Ayağımın dibine koyun bakayım.
Patron bir şeye bozuldu. Çabuk dışarıya çıkın. Çıkın, çıkın, çıkın. Niye kızdın patron? Eşeğler kasayı ayağımın üstüne koydular. Oh, dünya varmış be. Aç kasayı paraları görelim. Ne yapacağız bu durumda abi? Bırakıp gidecek miyiz avantayı bu herife? Sen ne gazel okuyorsun Hayri? Avanta bırakılır mı? Bunların hepsi benim. Babamdan kaldı. Kimseye verme. Ama ben gene de size birkaç kuruş vereceğim. 50'şer lira yeter size. Paraları çarçur etmek yok ama ha. Al. Al bakayım. Al. Taksitle televizyon alırsın. Sana da 100 lira. Çalışırsan, gözüme girersen ileride haftalığını 150 lira yapabilirim. Yeter mi? Hadi 50 lira daha zam yapayım da yüzün gülsün. Al bakayım. Sen de para beğenmiyorsun kardeşim. Parasız kal da akıllan. Eşol eşek. Nerede olan patron? Şurada ileride abi. Git çağır bakayım. Patron, Kemal abi geldi. Tamam. Nerede Kemal abi? İşte. Siz paraları alın. Ben birkaç tur daha atacağım. Aferin, dediğimizi yaptın, başardın. Şimdi sen de baban gibi büyük bir iş adamısın. Yok canım. Allah Allah. Yalnız bundan sonraki gideceğimiz yerlerde de aynı sertlikle babanın hakkını asılıp alacaksın. Ben işimi bilirim amca. Muhtardır. Kapıyı aç hamdi. Otur sen şu koltuğa, o gelecekti. Unutma, patronsun. Gülme. Asıl. Pozunu al. Beni istetmişsin patron. Diğer iş yerlerini gezip babamın paralarını toplayacakmışım. Sen de bizle gelecekmişsin. Tamam patron. Yalnız önce dikiş tutma, Sabri'den başla. Niye o muhtar? Sabri, babanın bende hesabı falan yok. Gelsin oğlu, hesabı kendi alsın dedim. Tabii alırım. Sabri'nin hesabını başka güne bırakacağız. Bırakamayız. Dikişsiz Sabri bütün araçları bizim mıntıkadan toplayıp havasını basmış. Patron, eğer Sabri'yi madara etmezsen hem yolların kesilir hem de beş parasız kalırsın. Babamın paralarını mı vermiyorlar? Hangi eşyol eşek? Dikişsiz Sabri dedim ya. Öyle ha. Ben onlardan babamın paralarını almasını bilirim. Hadi gidiyoruz. Şimdi yaşa bastık. Sabri Kemal'i temizler baba. Tetikte olalım. Bu işin bu kadar çabuk biteceğini sanmazdım. Tam da yoluna koyuyorduk. Amca ya, dışarıda hava çok sıcak. Şu ceketi giyseydim ben.